Zeka tabii ki çok önemlidir ama iş hayatında çok şeyin gözden gelmesine yetecek kadar önemli değil. Bu konuyu ne kadar anlatmaya çalışsam da pek kolay anlaşılacak gibi değil. Çünkü zekayı haddinden fazla önem veriyoruz. Tamam gerekli ama her yerde yetmiyor. Mesela şimdi bir abimizin son derece kıvrak zekasıyla bulmaya çalıştığı çözümleri göreceğiz. Fakat kıvrak zekanın yeterli olmadığını hep beraber inceleyerek göreceğiz. ¿Cómo defenderse de un ataque con cuchillo? Él va a ser el que me va a atacar, por supuesto yo voy a ser el que se va a defender, ¿sí? Del ataque con cuchillo. El primer ataque va a ser sobre bloqueo. Ahora. Te voy a atacar. Sí, ataque. Ahí va, yo bloqueo. Bloqueo, paso por abajo y en ese... ¡Ay, ay, pará! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Ya, cruz, ahí. ¡Ay, no, 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 no! Yo te digo cuándo atacar porque si no, no, no puedo hacer. Pará, ataca ahora. Yo defiendo. Pará, pará. Ay, no, 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 no. Te ataco. Cruz. ¿Ves? No, no. No. Ataca con cuchillo. Ahí va, defiendo con patada. Ah, ahí. ¿En serio, gordo? Sí, yo con esto. Ahí, eso. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, va, pará, pará, pará. İşine yaramadı. Aynı şey iş hayatında bizim de başımıza gelir. Şimdi özellikle yazılımcılar konusunda birkaç tane olumsuz örnek verdi. Olumsuz örnek dediğim uç örnek verdi. Bunlardan bir tanesi Bill Gates, diğeri de Steve Jobs. Bunlar örneklerin verilme sebeplerinden bir tanesi de işte genel olarak çıkan olan sonuç işte siz kafanızın dikine gidin, bildiğinizde yapın, insanları takmayın, efendicazıma söyleyeyim. İstediğiniz gibi görünün, bundan hiçbir şey ifadesi yok. Yaptığınız iş iyiyse bunun karşılığını alırsınız gibi bir ana fikre varıldı. Çok olur. Fakat bunlar yetmez. Zeka yetmez. Önce fırsatı bulmak, gördüğünüz fırsatı algılama, kimsenin görmediğini ama görür görmez satın almak isteyen ürünleri tasarlama ve üretme ve bunu her gün ama her gün tekrar tekrar yapmanız gerekiyor. Sebat, direnç ve sıkı çalışma da dehaya dahil. Ama bunlar da yetmez. Aileden gelen bağlantılar ve en önemlisi şans lazım. Mesela Bill Gates'e bakalım. İşte Bill Gates'in neler yaptığını biliyorsunuz. 15 yaşında lisenin öğrenci ders yerleştirme programı yazarak kendisini ilgilendiği kızlarla aynı sınıfa düşürmüş. 17 yaşında Paul Allen'la birlikte Seattle Belediyesi'nin mikro işlemci destekli trafik sayıcı satmış. 20'sinde Harvard'ı ve Steve Ballmer'la yaptığı arkadaşlığını bırakıp, poker oyununu bırakıp Paul Allen'la Microsoft'u kurmuştu. Buna rağmen 25 yaşındayken koltuk altı yırtık kazaklar giyen, duş yapmayan, leş gibi kokan, hepsi kendinden büyük çalışanlarına kaba davranan, bilgisayarla ilgili olan insanlar hariç dünyadan uzak bir şahıstı. Buna rağmen IBM yeni kurulan PC grubu yöneticisi New York'tan Seattle'a ayağına kadar gelip Basic Interpreter ve sonrasında işletim sistemi almak istemişti. Yani bunu sadece yaptığı işler çok iyi olduğu için yapmışlardı. Tabii ki hayır. Bu adam neden Bill Gates'in ayağına gelmişti? Çünkü Bill Gates'in annesi şehrin en nüfuzlu ailelerinden birine mensuptu. Şehrin en önemli şirketlerinin ve hayır kurumlarının yönetim kurulunda bulunmaktaydı. Üstelik IBM'in CEO'su ile aynı hayır kurumunda, üstelik IBM'in CEO'sunun üstü konumunda her ay iki gece boyunca birlikte çalışmaktaydı. Annesi IBM'in CEO'suna benim oğlanın yazılım işi sıra dışı işler yapıyor diye sürekli oğlunun yaptığı işlerden haberdar etmekteydi. PC ile ilgili, yeni çıkan PC ile ilgili herhangi bir şeye ihtiyacı da olsan, IBM CEO'su yeni kurulan PC grup bölüm başkanına direkt şu direktif vermişti. Git şu çocukla görüş. Sizin bu kadar iyi bir bağlantılarınız var mı? Kendinize sormanız gereken soru bu. Gene ikinci olumsuz bir örnek de Steve Jobs'la ilgili. Steve Jobs bildiğiniz gibi ömrünün sonuna kadar çıplak ayakla gezen, leş gibi kokan, evine mobilya almayan, evinde kalorifer olmadığından çocukları her kış hasta olan, kendisi kanserden ölmek üzereyken bile sadece elma yiyerek bunu atlatacağına inanan, çalışma arkadaşlarına kaba davranan, gündelik hayattan uzak bir şahıstı. Bunlara rağmen sadece bilgi işlem sektörü çalışanlarının değil, sıradan insanların da gündelik hayatlarını defalarca değiştirmiş bir kişiydi. Apple II ile bilgisayar dünyasını değiştirdi. Yetmiyormuş gibi üzerine Macintosh'la daha önce sadece sıradan işler yapan insanların arasına yaratıcı işlerde çalışan tasarımcıları vesaireyle bilgisayarlarla tanıştırmıştı. iPod ile müzik dünyasını tamamen değiştirmişti. Müziğin sadece çalınmasını değil, satış tekniğini ve teknolojisini de değiştirmişti.
CD'leri ve kasetleri tamamen devre dışı bırakmıştı. iPhone ile telefon dünyasını değiştirdiğini artık hepimiz biliyoruz. Pixar ile sadece animasyonları değil, filmlerde kullanılan görsel efektleri de değiştirmiş bir kişiydi. Ve bir değil, iki değil, üç değil, tam dört defa sıfırdan milyar dolar kazanmıştı. Apple'la, arkasından Next'le, arkasından Pixar'la ve sonra tekrar Apple'da yapmıştı. Burada kendimize sorumuz gereken soru şu. Eğer ben de kendimi bu şekilde davranacak, böyle bir insan olarak görünmek istiyorsam, bu insana bu şekilde davranmak istiyorsam, kendinize şunu sormanız lazım. Acaba ben de Steve Jobs gibi etrafımdaki insanlara kendi kokum dahil mevcut tüm kısıtları göz ardı ettirecek bir gerçeği çarpıtan alan etkisi yaratabiliyorum. Steve Jobs'tan bahsedilirken hep söylenen şey buydu. Siz bunu yapabiliyor musunuz? Karşımdaki insanlara beni kayıtsız şartsız dinlerlerse daha önce görmedikleri şeyleri yapabileceklerini ikna edebiliyor musunuz? Karşınızdaki insanlara müşterinin aslında ne istediğini bilmediğine, gerçekten istediği ve para vereceği şeyi sadece sizin bildiğinize ikna edebiliyor musunuz, inandırabiliyor musunuz? Eğer bunları yapamıyorsanız, Steve Jobs'ın o kötü tarafların üzerine yoğunlaşmanızın hiçbir anlamı yok. O taraflarınızı geliştirmek yerine insanlarla olan ilişkilerinizi geliştirmeyi tercih etmelisiniz. Sorusu olan var mı?